Uyumadığım zamanlarda bir uyumayı düşünüyorum. Abi Marslar nerede? Marslar havada. Yani bu kadar az malzemeyle bu kadar çok konuşmanı neye bağlıyorsunuz? Günlük bir vlog'a başlayayım dedim. Gün içinde nerelerde oluyorum, antrenmanlar yaptığım genel olarak şeyleri vloglamak istedim. Bugün ne yapacağım? Bugün aslında özel bir program yapmadım. Bugün şimdi az önce bir yeni uyanmıştım kendime gelmek için. Ufak cilt bakımı vesaire yaptım. Biraz çünkü ben fiziksel olarak kendime gelince ruh olarak da kendime geldiğimi hissediyorum. Yani dışım iyi hissetmiyorsa o içim de etkiliyor. O yüzden bir iyi olduk şimdi. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra birazcık ders çalışırım. Ondan sonra da antrenman saatimiz yaklaşıyor zaten. Antrenmana gideriz. Akşam için şöyle bir programım var. Fenerbahçe Beko'nun maçı var, basketbol maçı. Onu izlemeye gidecektik. Bugün de böyle bir karar alınca onu da vloglamış olacağım. Böyle bir rutinimiz var yani bugün. Evet, şimdi bütün vloggerlar aslında burada böyle yulafımsı şeyler alamıyor ama ben bayağı örnek sporcu olmayarak salça tost yapacağım kendime. Hem tam da 3 tane salça tost yiyeceğim. Bu arada dün biraz soğuk yedim galiba Mart'ta. O yüzden şu anda sesim pek iyi halde değil yani. Fark etmişsinizdir zaten. Ben bu arada hiçbir sabah çaysız uyanamıyorum. O yüzden şu an bir çay servisi yapıyorum kendime. Esmerlerin olduğu yerde sarışınlar sadece çay servisi yapar. Esmer ata atla, kabancalar atla. Çok acıktım. Birazcık ders çalışacağız. Çok zor bir şey benim için ama aklarım deli gibi çatlıyor. Çok soğuk hava çünkü. Açamıyorum. İnsanlar uyuyor olabilir. Bu arada o yüzden kısık konuşuyorum. Dudaklarımızı nemlendirelim. Çok kurudu. Bakar mısınız? Nasıl çatlak. Bu arada bunlar şu an kullanmayan yoktur büyük ihtimalle. Ama hani o kadar iyi nemlendiren bir vazelin ki hani alın bence, yoksa bile çünkü çok iyi gerçekten. Neyse, bugün önceki program, ben buradan program yapıyorum ama genelde bu programa hiç uymuyorum. Genel olarak yapmayı unutmuyorum buradan baktık için ama hiçbir zaman buradaki saate göre falan olmuyor. Bunu nasıl düzenlerim bilmiyorum ama öğretin. Bilen varsa yazsın yani bunları, uyumamı, nasıl uyuyacağım. Başlıyorum çalışmaya. Artık yeter. Artık yeter. Çayımız da hazır. Uyumadığım zamanlarda bir uyumayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu alet kullanımı aşırı kolay bir alet. Yani böyle sadece saçımı bu arada nereye yaptığımı da sormuşlardı yani. Çok fotoğraflarda video çekmemiştim. Bunu ne yapıyorum ben? İlk böyle düğün maşası gibi hani böyle sarabildiğim kadar sarıyorum, böyle şey oluyor yani düğüne gidecekmişim gibi biraz ama kendisi döndürüyor. Ondan sonra ötüyor. Öttüğünde çekiyorsun ve hani bir anda böyle oluyor yani, bence bayağı güzel.
ve çok kullanışlı. Ben hani bir yere gideceğim mesela diyelim hani 15 dakikam falan hazırlanmak için. 15 dakika sürmüyor ve benim çok fazla saçım var. Gür olmasına rağmen saçım yani. Bulabilirsem linklerim. Bunu da ben yapamadım çünkü. Bazen ben annemin karnında nasıl 9 ay durmuşum bilmiyorum. Eklemeye çok üşeniyorum bir şeylere. Bitti. Şu an bu şekilde görünüyor ama böyle kalmayacak. Saçlarım sadece 15 dakikada böyle oldu yani. Hani 15 dakika bile sürmedi. Bakar mısınız? Hani bu şaka mı ya? Gerçekten çok güzel oldu. Hı. Güzel yapıyor makina. Gerçekten hakkını veriyor. Ama ben bu şekilde nereye gidiyorum? Böyle bir soru kafalarda şu an. Ben şu an bu şekilde değilim. Ben şu an kombinime bakmak için giyindim. Kombin nasıl oldu diye. Çünkü bu kombini akşam giyeceğim. Ama üzerime tabii forma giyeceğim. Crop olmayacak. Maça giderken giyeceğim ama şu an antrenmana gidiyorum yani. Elidor beni reklamlarında oynatır mı acaba? Bence videonun yorumlarını Elidor'u etiketlerseniz beni oynatabilir reklamlarında. Ben çok isterim yani. Ben ve maşalı saçlarım gidiyoruz. Zaten maşa şimdi antrenmanda inecek. O yüzden bilerek bu kadar fazla yaptım yani. Yoksa bu kadar abartı yapmıyorum. Ben ineceğini biliyorum çünkü. Neyse. Hiç martı? Yok. Abi martılar nerede? Martılar havada. Yine mi götürdüler? Ben neye bineceğim? Oho, geç kaldım şu an. Geç kaldım şu an arkadaşlar. Dereazna. Evet. Dereazna mı gidiyor araba? Evet, şimdi antrenmana geldik. Burada bir kedimiz var. Ve bir yere yemek yemeye geldim. Serdar bekliyorum gelsin diye. O geldikten sonra da maça gideceğiz. Maç izleyeceğiz. Ve şu an burası çok kalabalık. O yüzden çekerken utandım. Amcalar bana baktı. Arkadaşlar bu kız geldi. Çok şükür. İstanbul trafiğiyle karşılaştı kendisi. Ne kadar sürede geldin buraya? Şu Kadıköy'den buraya 55 dakikada geldik. Hayat şartları işte, İstanbul şartları. Gidiyoruz, düşüncelerini alalım. En fenerli. Benim de şey. Evet o. Tamam, bu kadar. Gidiyoruz. Yes be. Vloguma merhaba de. Merhaba. Evet. Maçtan geldim. Bugün bu kadardı. Yani çok hızlı geçti gibi geldi bana ama vlog çek çok fazla bir alınım olmadı aslında. Bakalım vlogu tamamen izledikten sonra gerçi hızlı mı geçmiş yoksa bana mı çok hızlı geldi? Ondan sonra karar vereceğiz. Bugünüm bu kadardı. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şeyim fırçalarım bilmem ne falan derken yatarım sonra. Yani zaten başka bir şey yapmayacağım bu gece. Bu kadardı. Bu arada sonra çekeceğim video fikirleriniz, bu videoyla ilgili şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım daha iyi olurdu tarzında yorumlarınızı da bekliyorum. Ki diğerlerini de bunları dikkate alarak çekerim diye. O yüzden çekmek yani böyle konuştukça konuşasın falan geliyor. Daha fazla bir şey anlatasın falan. O yüzden beni artık susturun. Bu arada gece cilt bakım rutinimi de neden çekmeyeyim çünkü. Hani bari bir manası olsun dedim videonun. Gece cilt bakım rutinimi de çekeyim. Zaten çok aşırı fazla bir sürü bir şey kullanan bir insan değilim cildi ben. Ne kullanıyorum onları göstereyim. Ondan sonra da yapayım. Çünkü ben hem kullanıp hem gösteremem. Beceremem öyle. Cilimi bununla yıkıyorum. Nivea'nın köpüğü. Ondan sonrasında iki tane tonim var. Ya aslında bir tanesi tonik. Bu tonikle mukla siliyorum. En son aslında bazen bu tonik kullanmıyorum. Şu zamanlarda yüzümü gül suyuyla silmeye başladım. Bu arada çok öneren olmuştu. İşte sosyal medyadan falan çok görüyordum gül suyu.
hani ciddiye almamıştı ama gerçekten kullandıktan sonra hani böyle cildinizi aşırı böyle parlatıyor ve hani bence çok güzel bir görünüm, cildin nemi oranını alıyormuş, öyle okumuştum. Hani ve benim cildim çok nemli bir cilt. Karma cilt de desem değil yani, bayağı yağlı bir cilt. Hani hatta o yüzden nemlendiricilerim falan, cildiniz yağlıysa yağsız nemlendirici kullanın. Nemlendiricimin birazcık gibi geldi yani. Hep bundan alıyorum. Çok aşırı iyi bir nemlendirici. Hem de yağsız. Hani makyaj öncesi falan da baz olarak bunu kullanıyorum. Hem güzel makyaj kalıcı yapıyor hem de cildin nemlendiriyor. İkisi bir arada. İyi bir olay. Bazenleri de, bu genelde haftada iki kere falan yapıyorum. Peeling. Genelde haftada iki ya da bazen bir yapıyorum peeling. Böyle zaten dokusunu bilirsiniz, böyle şey. Böyle cildimdeki ölü deri vesaire onları alıyor. Bu arada bunlar ne kadar doğru veya ne kadar işte onaylı şeyler bilmiyorum. O yüzden çok bilerek şey yapmayacağım. Ama ben cildiye gidiyorum ve cildiyen benim bütün cilt ürünlerim, her şeyimi biliyor. O yüzden bana uygun olduğunu söyledi ve kullanmamda bir sorun sakınca görmediğini söylediği için bana. Ben o yüzden kullanmaya devam ediyorum. Yani siz de şimdi benden görüp alıp kendi cilt tonunuza göre ürünler kullanın. Yani deneye yanılma yöntemiyle yapın ama hani içindeki içeriklere de iyice bakarak alın cilt ürünü alacaksınız. Yani birisi önerdi diye almayın. Şimdi ben bunu önerdim diye siz almayın. Bence içeriklerini okuyun. Cildinizde mesela çileğe alerjiniz vardır. Çileğinde çilek vardır mesela. Cildiniz alerji falan yapar. Hani bu tarz şeylerde ben asla... Gülsüm bu arada. Bundan çok işte vardır bence. Bunu siliyorum. Son olarak da böyle bir kremim var. Bu kremi de yüzümde akne veya sivilce çıktığında sivilcelerin üstüne sürüyorum. Bu kremi yine tekrar cildiye vermişti. Sadece onun üstüne sürüyorum. Kurutma olarak çok iyi bu. Bunu öneriyorum yani, Vulgar Extract. Zaten biliyorsunuzdur belki. Sivilce tarzı bir şey var. Onun üstüne süreceğim mesela. Sabaha kuruyor yani. Bayağı iyi bir olay bu da. Bu kadar. Yani bu kadar az malzemeyle bu kadar çok konuşmamı neye bağlıyorsunuz? Gerçekten ben çok konuşuyorum. Belki de YouTube bana göre değil yani, bayağı çok konuştum ki neyse. Hızlı çekme falan mı alsam, ne yapsam? Arkadaşlar sonuç olarak artık dişlerimi fırçalama vaktim geldi. Bu yani dişimi fırçalayacağım. Evet, şimdi gece dozumu alıyorum birazcık. Çünkü uyumadan önce izlemeden uyuyamam yani. Benim bu rutinim falan yani, bir tek ben mi? Ben gerçekten gece o kadar çok acıktım ki şimdi bunu yiyeceğim. İnanılmaz açım şu an ve hani saat şu an gece. Say what you want.